Amerikalı olayında umutlar yerini acıya bıraktı. İstanbul'da kaybolan Sarai Sierra'nın öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının cesedi son kez görüldüğü Sarayburnu'nda surların dibinde bulundu. Polis şimdi başında yara izi olan Sierra'yı kimin neden öldürdüğünü araştırıyor. Ocak 2013, İstanbul. Sarai Sierra, Porto Rico asıllı Deniz ve Bitsaida çiftinin 3 çocuğundan birisi olarak 1980 yılında dünyaya geldi. Ailenin yaşadığı yer New York'ta, yoksul insanların yaşadığı, suç oranı bir hayli yüksek Staten Island bölgesi. Sierra'nın anne ve babası emekli, ailenin gelir düzeyi ise düşüktü. Çevrelerinde dindar bir aile olarak tanınıyorlardı. Sierra da ailesi gibi kilisenin müdavimlerindendi. Sierra'yı tanıyanlar onu sıradan, Latin kökenli, muhafazakar bir anne olarak tarif ederdi. Çevresinde sakin, uyumlu kişiliğiyle tanınan birisiydi. Kocası Steven ile 1998 yılında, yani Sierra 18 yaşındayken, kilisenin gençlik kampında tanışıp evlilik kararı almışlardı. 14 yıldır evli olduğu Steven, New York Ulaştırma Servisinde otobüs şoförü olarak çalışıyordu. Ve çiftin 9 ve 11 yaşlarında iki çocukları vardı. Sosyoloji mezunu olan Sierra, haftada 3 gün bir sağlık danışmanlığı şirketinde $450 gelirle part-time olarak çalışıyordu. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Alkol ve uyuşturucu kullanmıyordu. Aslında buraya kadar her şey fakir bir Amerikan ailesinin hayatı gibiydi. Sierra'nın hayatının akışını değiştiren İstanbul seyahati planı, anne Jimnas'ın verdiği ifadeye göre 2012 yılının son aylarında başlamıştı. Bir yıldır fotoğrafçılığa ilgi duyan Sierra, Facebook ve Instagram sitesinde cep telefonundan fotoğraf çekip yayınlamaya başladı. Mimari yapılara, tarihi eserlere ve duvara yazı yazma sanatı, grafiti ile ilgili fotoğraflar çekip paylaşıyordu. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Türkiye'den arkadaşlar edindi ve Türkiye hakkında internet aracılığıyla araştırmalar yaptı. Babası Deniz, Sierra'nın Türkiye'nin fotoğraf çekmek için cennet olduğunu söylediğini belirtiyor. Anne Jimnas ise Sierra'nın 2 aydır Türkiye'ye gelmek için para biriktirdiğini aktarıyordu. İlk defa New York dışına çıkacak olan Sierra, deniz aşırı bir ülkeye gideceği için ailesi endişeliydi. Fakat babasını bulunduğum her yerden fotoğraf çekip paylaşacağım. Siz de benim nerede olduğumu bileceksiniz diyerek ikna etti. En yakın arkadaşı Rodriguez de bu geziye katılacaktı. Fakat işsiz kaldığı için para sorunu yaşadı ve gelemedi. Sierra cebinde yaklaşık $400'la Türkiye'ye geldi. Fakat sonrasında parası yetmedi. İki kere eşi Steven havale yaparak $500 para gönderdi. O günlerde $1 yaklaşık 1 lira 80 kuruşa eşitti. Türkiye'de asgari ücret ise yaklaşık 800 lira civarındaydı. Yani Sierra ilk geldiğinde cebinde neredeyse bir asgari ücretle gelmişti. Ancak yetmediği için eşi ona $500 daha göndermişti. Anne Jimenez kızının Türkiye'yi yalnızca internet üzerinden araştırdığını ve web sitelerinden aldığı bilgilerle tatile gittiğini söylüyordu. Kızının İstanbul'da bir otelde kaldığını sanıyordu. Oysa Sierra, internet üzerinden yaptığı araştırmalarla Beyoğlu tarla başında yaşayan bir adamdan evinin bir bölümünü günlük 16 Euro'dan 13 günlüğüne kiralamıştı. 8 Ocak'ta İstanbul'a gelip eve yerleşti. Ev sahibi evin alt katını yabancı turistlere kiraya verdiğini belirterek Sierra'nın 13 günlük parasını internetten peşin ödediğini belirtiyor. 16 euro o tarihte yaklaşık olarak Türk parasıyla 40 lira yapıyordu. İstanbul'da kalabilecek düzeyde sadece sabah kahvaltısı veren bir otelin fiyatı ise yine aynı tarihlerde yaklaşık 80 liraydı. Yani Sierra ucuz bir şekilde kalmak için ideal bir yer bulmuştu. Fakat ilginç olan bölgenin güvenlik açısından sorunlu bir yer olmasıydı. Sierra'nın yaşadığı sokakta kalan Fransız kadın Juliet, American Today gazetesine sonraki günlerde verdiği ifadede "Eğer cehennemi görmek istiyorsanız sadece birkaç cadde aşağı inmeniz yeterli. Polis karakolu yakın olsa da bizi korumakta yeterli değil" şeklinde bir açıklama yapacaktı. Sierra bu durumu bilmiyor muydu veya başka bir yerde kalmak için alternatifi yok muydu?
neden bu bölgeyi tercih etti? Bu soruların cevabı hiçbir zaman öğrenilemedi. Sierra'nın İstanbul'da kaldığı günlerde neler yaptığı tam olarak bilinmiyor. Polisin Sierra'nın kaybolmasından sonra oluşturduğu özel ekibin yaptığı güvenlik ve mobese kameraları taramalarında Taksim'de gezdiği, döviz bürolarına uğrayıp para bozdurduğu, İstiklal Caddesi'nde bir AVM'ye giderek tek başına yemek yediği ve yolunda dolaştığı anlaşılıyor. Turistik yerleri gezip fotoğraflar çektiği, 4 ay önce internetten tanıştığı Taylan isimli bir erkekle iki pazar buluştuğu ve çay kahve içtikleri anlaşılıyor. Geçen sene fotoğrafçılığa başladı. İnsanlardan ziyade mimari yapılarla ilgiliydi. Bunların fotoğraflarını çekerdi. Sosyoloji mezunuydu. İstanbul'da kaybolan Amerikalı kadının bugün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Polis genç kadının İstanbul'da konuştuğu Taylan Kod adlı kişiye de ulaştı. Peki Sierra ve Taylan K nasıl tanışmıştı? Sierra, Taylan K'nın Ağustos ayında yüklediği İstanbul'la ilgili bir fotoğrafa yorum yaptı. Taylan K da Sierra'ya yanıt yazdı. İkili bu yolla tanışmıştı. Sohbetleri daha sonra internetten ücretsiz sesli görüşme sağlayan Skype programı üzerinden devam etti. Genç kadının öldürülmesinin ardından internet görüşmelerinin izini süren polisin bilgisine başvurduğu Taylan K, Sierra ile 20 Ocak'ta Beyoğlu'nda buluştuğunu, birlikte bir bara gittiklerini söyledi. Dikkat çeken bir diğer detay ise Sierra 15 Ocak günü Atatürk Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmişti. Ve Taylan K ile buluşmadan bir gün önce 19 Ocak'ta İstanbul'a geri dönmüş. Son olarak tekrar Taylan K ile 21 Ocak saat 11.30'da Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Fakat Taylan K'nın daha sonra polise verdiği ifadesinde kendisinin buluşmaya gidemediğini, bir iletişim kopukluğu olduğunu söylüyor. Taylan ile buluşmadığı sanılan Sierra son olarak 13.15'te Sirkeci ve 13.25'te yine aynı bölgede bulunan Büyük Kapı istikametine giderken görülüyor. Bu saatten sonrası ise karanlık. 21 Ocak'ta en son haber aldık kendisinden. 22'sinde dönmüş olması gerekiyordu Amerika'ya ama dönmedi. Sierra ile ilgili ilk haberler 28 Ocak tarihli gazetelerde dış haberler sayfalarında yer aldı. Amerikan gazetelerinden alıntılanarak verilen haberlerde New York kentinde yaşayan 33 yaşındaki Saray Sierra tatil için geldiği İstanbul'da kayboldu. Geçen salı günü ülkesinde olması gereken Sierra, ABD'ye giden United Airlines uçağına binmedi şeklinde haberler yer aldı. 22 Ocak'ta kaybolduğu anlaşılan Sierra'nın eşi Steven'ın konsolosluğa haber vermesiyle 25 Ocak'ta İstanbul Emniyeti'nin olaydan haberi oldu. Daha sonra Steven ve Sierra'nın kardeşi David, kilisenin topladığı yardım paralarıyla İstanbul'a gelerek emniyete bilgi verdi. Olayın kamuoyuna yansıması ve ikinci bir Pipa Bakka olayının yaşanmaması için İstanbul Emniyeti kayıp Amerikalı turisti aramaya başladı. Oluşan kamuoyu etkisiyle GASP ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve 260 kişilik güven timi Sierra'yı bulmaya çalıştı. İlk olarak kaldığı evin sahibinin ifadesi alındı. Sierra'nın kaldığı evde arama yapıldı ve evde bıraktığı eşyaları incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Ev sahibi verdiği ifadede 20 Ocak'tan beri kendisini görmedim. Sultanahmet çevresinde yürüyüş yapmaktan hoşlandığını söyledi, dedi. Ev sahibinin ve çevrede Sierra'yı görenlerin ifadelerinden bir sonuç çıkmayınca polis tüm güvenlik kameralarını topladı ve incelemeye başladı. Onlarca kameranın taranmasından sonra Sierra'nın son görüntülerine ulaşıldı ama daha ötesine gidilemedi. Sierra'nın bulunması için Türkiye'de temas ettiği kişiler, sosyal paylaşım sitesinde yazıştığı, irtibat kurduğu kişiler büyük öneme sahipti. Polis bu kişileri bulmak için Steven'dan Sierra'nın sosyal paylaşım sitesinde kullandığı şifreleri istedi ve incelemeye başladı. İstanbul'da olduğunu düşünüyoruz. O İstanbul'da ve onu bulmamız gerekiyor. She's somewhere in Turkey. She's in Istanbul. Araştırmaları derinleştiren polis, genç kadının İstanbul güncesinin kriminolojisini çıkardı. 8 Ocak.
Sierra tarla başında kalacağı eve yerleşiyor. 9 Ocak. Kaldığı adresin etrafını tanımak için keşfe çıkıyor. Bakkal ile tanışıyor. Yemek yenecek yerleri dolaşıyor. 10 Ocak. Sierra öğleden sonra evden ayrılıyor ve Sultanahmet'e geçiyor. Burada Sultanahmet Camii'ni, yılanlı sütunu ve ölme sütunu dolaşıp fotoğraflarını çekiyor. Ardından tarla başına geri dönüyor. 11 Ocak. Önce Karaköy'e geçiyor, ardından da Galata Köprüsü'ne gidiyor. Köprünün altındaki balıkçılar da yemek yiyor. Sonrasında da köprünün üstünden İstanbul'un fotoğraflarını çekiyor. 12 Ocak. Sultanahmet'e tekrar geçiyor. Arasta Çarşısı ile 3. Ahmet Çeşmesi'ni dolaşıyor. 13 Ocak. Eminönü'ne iniyor ve sahilde boğaz turu yapan teknelere biniyor. Denizden İstanbul'u görüntülüyor. Taylan K ile buluşuyor. 14 Ocak. Sierra kaldığı yerden Eminönü'nü dolaşmaya devam ediyor. Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'yı dolaşıyor. Alışveriş yapıyor ve fotoğraf çekiyor. Akşam üzeri Taksim'e dönüyor ve hava karardıktan sonra da Galata Kulesi'ne gidiyor. Kuleyi dolaşıyor, fotoğrafını çekiyor. Ardından da Galata'da bulunan Arap Camii'ni görüntülüyor. 15 Ocak. Evden çıkan Sierra Atatürk Havalimanı'na gidiyor ve uçakla Amsterdam'a geçiyor. 19 Ocak tarihine kadar yurt dışında kalan Sierra, 19 Ocak günü tekrar Atatürk Havalimanı'nda bulunan kameralara yakalanıyor. 20 Ocak, Beyoğlu'nda dolaşıyor, alışveriş merkezine gidiyor ve İstiklal Caddesi'ni dolaşıyor. Tekrar Taylan K ile buluşuyor. 21 Ocak, kaybolduğu gün. Saat 11.30'da Galata Köprüsü'nde, 13.15 civarında ise Sirkeci civarında görülüyor. Interpol aracılığıyla Amerika ile de irtibat kurularak Gmail ve Skype dökümleri istendi. Sierra'nın 15 ve 19 Ocak tarihleri arasında bulunduğu Hollanda ve Almanya'dan da bilgi istendi. Yapılan araştırmalarda Sierra'nın İstanbul'da görüştüğü Taylan K'ya da ulaşıldı ve ifadesi alındı. Aramalar sürerken sahilde birkaç ceset bulundu fakat farklı kişilere ait olduğu anlaşıldı. Derken bir görüntü daha ortaya çıktı. Tren kamerasından çekildiği öğrenilen bu görüntüde Sierra tren raylarının yanında yürürken görünüyordu. Yakınında bir kişi daha vardı. Polis Sirkeci bölgesinde harita üzerinden çembere alarak alan daraltma yöntemiyle yaptığı aramalar sonucu 2 Şubat Cumartesi günü Kayıplar Büro Amirliği'nde görevli deneyimli bir polis memuru can kurtaran mevkiinde tarihi surların içindeki girişi küçük olan bir dehlizin içinde bir kadın cesedi buldu. Cesedin üzerinde Sierra'nın ehliyeti vardı. Fakat yüzünün sol tarafı parçalandığı için ceset Sierra'ya mı ait emin olunamadı. Saat 19'a doğru cesedin kimliği netleşti. Bulunan cansız kadın bedeni 33 yaşındaki Saray Sierra'ya aitti. Saray Sierra'nın cesedi Sarayburnu sur kalıntılarında bulundu. İlk bulgulara göre bir hafta 10 gün önce öldürülmüştü. Bir yerden düştüğü veya kafasının taşla ezildiği gibi bir görüntü vardı. Vücudunda çizikler ve morluklar vardı. Montu, pantolonu, iPad ve cep telefonu yanında yoktu. Fakat küpelerine ve kolunda sarılı duran altın bilekliğine dokunulmamıştı. İlk belirlemelere göre tecavüz edilmemişti. Sierra'nın tarihi yerlere ve tren yollarına merakı acaba o bölgeye kendi isteğiyle mi gitti sorusunu akıllarına getirdi. Tarih çok severdi. Sanırım bu yüzden orada. Birlikte oturup televizyon izlediğimiz zamanlarda hep Discovery benzeri kanallarda tarih programlarını açar ve bundan büyük bir mutluluk duyardı. Cesedin bulunmasından sonra polis, aralarında Sierra ile son görüşen Taylan K ve 3 İranlının da bulunduğu 21 kişinin DNA ve tükürük örneklerini aldı. Sierra'nın cesedi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve tırnaklarından doku örnekleri alındı. Polis bir olayı çözerken ilk başta teknolojiden yararlanır. Şahsın yaşadığı yeri araştırır, onu tanıyan insanlarla konuşur. Olay yerini inceler. Sierra'nın yabancı olması ve bütün bilgilerinin Amerika'da olması polisin olayı çözmesini zorlaştıran nedenlerden birisi oldu.
Sierra'yı Türkiye'de tanıyan kişi sayısı çok azdı ve onlar da yeterince tanımıyordu. Ayrıca eşi Steven'ın verdiği bilgilerle polisin ulaştığı bilgiler arasında da çelişkiler vardı. Polis Sierra'yı rahat bir kadın olarak tanımlarken Steven tam tersi bir portre çiziyordu. Polis, Gmail, Skype gibi sunucusu yurt dışında olan ağları da tam olarak takip edemiyordu. Bundan dolayı Interpol aracılığıyla gelen mail dökümlerini araştırmaya başladı. Sierra'nın neden öldürüldüğü araştırılırken Amerika'da yayın yapan New York Post gazetesinden konuyla ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazete eski bir FBI ajanının ağzından Sierra'nın uyuşturucu kuryesi olabileceğini söyledi. Eski ajan, Amerikan uyuşturucu mafyasının Sierra gibi dikkat çekmeyecek ev kadınlarını kurye olarak kullandığını iddia etti. Sierra'nın Porto Rico kökenli olması, ilk defa yurt dışına çıkması, fotoğraf meraklısı bir kişinin fotoğraf makinesinin olmaması, yaptığı gizemli Avrupa yolculuğu kurye iddialarıyla ilgili şüpheleri arttırsa da dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın bu iddiayı açık bir dille yalanlayarak ellerinde böyle bir bulgu olmadığını söyledi. Amerikalı kadının uyuşturucu kuryesi olabileceği öne sürülüyordu. Evet. Falan bir takım iddialar ortaya atılmış. Öyle bir tespitimiz yok. Ya da kurye olduğu yönünde. Yok, öyle bir tespitimiz yok. Narkotik şube, Sierra'nın uyuşturucu bağlantılarıyla alakalı bir ize rastlamadı. Her ne kadar uyuşturucu kuryeli ve benzeri iddialar türetilse de Türk polisi ve olayı araştıran savcı cinayeti adi bir vaka olarak değerlendiriyordu. Bölgede yaşayan çok sayıda evsizin bilgisine başvurulması da bunun kanıtıydı. Fakat evsizler verdiği ifadelerde olayı aydınlatacak hiçbir bilgi vermedi. Uyuşturucu konusu, evet, ya da efendime söyleyeyim casus konusu, her iki şekilde de ölüm sonuçları böyle olmuyor. İnfaz şekilleri, evet, çok daha farklı olurdu. Yok, evet, olurdu. Bu arada Sierra'nın yaşadığı bölgede sürekli gittiği kilisenin papazı John Carlo, kendisinin papazlıktan önce dedektif olarak görev yaptığını belirterek Sierra ile ilgili bazı spekülasyonlar duyuyorum. Onun ajan ya da kurye olduğu iddiaları doğru değil. Ben onu 9 yaşından beri tanıyorum, diye bilgi vermişti. Peki İstanbul'dan gerçekleştirdiği 4 günlük Avrupa gezisi planlı mıydı? Kocası Steven, eşinin 4 günlük Avrupa gezisinden haberdar olduğunu ve ucuz uçak bileti denk getirerek gerçekleştirdiğini söylüyordu. Sierra'nın en yakın arkadaşı Rodriguez de bu gezinin plana dahil olduğunu belirtti. Sierra'nın Hollanda'da Instagram aracılığıyla tanıştığı Amel Ridero'nun da Amsterdam'da çok güzel grafiti fotoğrafları çekebileceğini, burada geçirdiği vakit sırasında evindeki kanepede kalabileceğini söylediği ortaya çıktı. Fakat Sierra'nın Münih'te ne yaptığına dair net bir bilgi ortaya çıkmadı. Saray Sierra soruşturmasında 30 kişinin kan örnekleri alındı. Kan örneklerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken isminin Ziya T olduğu öğrenilen Laz Ziya lakaplı kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli Türkiye genelinde aranmaya başladı. Soruşturma kapsamında 30 kişinin ifadesine başvuruldu. Ancak sonuç alınamadı. Öte yandan Sierra'nın battaniyeye sarılı halde bulunan cesedinin üstünün de tahtalarla kapatıldığı ortaya çıktı. Sierra'nın tırnaklarında bulunan et parçaları da katiliyle boğuşmaya girdiği şüphesini kuvvetlendiriyordu. Çember daralıyordu ve deliller Laz Ziya'yı gösteriyordu. Saray Sierra'nın katilini arayan polis Laz Ziya lakaplı kağıt toplayıcısı Ziya T'nin peşine düşmüştü. Sayın seyirciler, Amerikalı Saray Sierra cinayetinde soruşturma devam ediyor. Polis Sierra'nın katil zanlısı olduğu ileri sürülen 46 yaşındaki kağıt toplayıcısının peşinde. İstanbul'da öldürülen Amerikalı Saray Sierra'nın katil zanlısının can kurtaranda hurda toplayıcılığı yapan Ziya T olduğu kesinleşti. Karabük'ün Yenice ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ziya T'nin memleketi Karabük'e gittiği tespit edildi. Bunun üzerine oluşturulan özel bir ekip Karabük'e giderek Ziya T'nin kardeşleri ve akrabaları ile görüştü. Cinayet işlemiş. Önce işleyemeyeceğini düşündüm. Yani bunun böyle bir şey yapmayacağını düşündüm. Çünkü o tip bir yaratık olarak tanımıyorum ben onu. Yani öyle bir insan olarak tanımıyorum ben onu. Fakat daha sonra tabii devletin eli kolu uzun. Zanlının Karabük'te 1-2 gün kaldıktan sonra ağabeyinden 100 lira aldığı ve farklı bir isimle otobüs bileti alarak kentten ayrıldığı belirlendi.
İstanbul'dan gelen özel tim ekibi Ziya T. ile ilgili bilgiler toplayarak kullandığı bazı eşyaları Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İstanbul'da öldürülen Amerikalı Saray Sierra'nın katil zanlısı dün Hatay'da yakalandı. 16 Mart 2013. Katil zanlısı olarak aranan Lazier lakaplı Ziya T. 16 Mart 2013 tarihinde Hatay'da yakalandı. İstanbul'a getirilen Ziya T. emniyette verdiği ifadede Sierra'yı öldürdüğünü itiraf etti. Ziya T. ifadesinde 21 Ocak günü saat 9'dan 14'e kadar Can Kurtaran'daki tarihi surlarda alkol ve uyuşturucu madde aldığını, bu sırada raylarda yürüyen bir kadını görüp öpmek istediğini, kadının karşı koyması üzerine aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. Kadın benim üzerime geldi. Ben kadının üzerine gitmedim. Ben çünkü bulunduğum bölgede içiyordum. Saat 1-1.5 civarındaydı. Yaklaşık 1.5 bidona yakın tiner çekmiştim. Ve o arada geldi. Ben o arada onunla karşılaştım. Karşılaştığımın sebebi niye bilmiyorum. Yani ben kadın herhangi bir Amerikalı ya da bir turist olduğunu fark etmedim. Normal bir Türk vatandaşı olarak şey yapmıştım. Ve sonradan tabii o olay olduktan sonra ve aradan gazeteler artık ilan vermeye başladı. Amerikalı kadın kayboldu, Amerikalı kadın işleri ne oldu belliydi. Ve ben bu yüzden sonra ceset bulunana kadar İstanbul sınırlarında kaldım. Ve ceset bulunduktan sonra Karabük ve Karabük üzerinden Suriye'ye sınırlı iniş yaptım. Kendimi kaybetmiş vaziyetteydim. Ve olanın hiç nasıl olduğunu pek hatırlamıyorum. Ben tineri fazla kullandım. Aşırı derece kullandım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Ben sabah geldiğimde herhalde başına cinsi bir ağır bir cinsle vurdum. Boğuşma sırasında bana cep telefonuyla vurdu. Burnumun üzerinden kan akmaya başladı. Canım çok yanmıştı. Ben de yerden aldığım taşla kadına vurdum. Sendeleyerek demir yolunun alt tarafındaki dehlize doğru düştü. Kadını dehlizin içine doğru çektim. Dehlizde boğuşmamız devam etti. Kadın can havliyle yerden aldığı taşla başıma vurdu. Çok sinirlendim. Ben de yerden aldığım bir taşla kadının kafasına iki kez vurdum. Kadın hareketsizleşti. Olay yerinden kaçarken kadından bir hırıltı sesi geldiğini duydum. Saray Sierra'yı öldüren Ziya T. bir gün sonra olay yerine tekrar döndü. Sierra'nın öldüğünü fark etti. Dehlizin önünde bulunan iki battaniyeyi Sierra'nın üzerine kapattı. Ayrıca üzerine kalas ve tahta parçaları yığdı. Ben sabah geldiğimde ölmüştü. Üzerine kapattım ve 9 gün aynı yerde gezdim. 10. günü polisler bu cesedi bulunca ben kaçmak zorunda kaldım Suriye'ye. Şu anda Suriye'de de yakalandım. Ben bugün Türkiye'ye teslim oluyorum. 8 Şubat günü otobüs bileti alarak Karabük'e ailemin yanına gittim. Suriye'ye kaçmaya karar verdim. 9 Şubat'ta Hatay'a gittim. Aynı gün Reyhanlı'dan yürüyerek kaçak olarak sınırdan geçip Suriye'ye gittim. Suriye'de Özgür Suriye ordusuna katıldığını iddia eden Ziya T. çatışmalara katıldığını ve sol bacağından silahla vurulduğunu, yaklaşık 10 gün tedavi gördükten sonra Türkiye'ye dönüp teslim olmaya karar verdiğini iddia etti. Sierra'nın katili Ziya T. 24 Haziran 2014'te yargılandığı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Saray Sierra'yı kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına, cinsel saldırı ve hırsızlık suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müzik